Selam. İtalya hakkında her şey kanalına tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdiden size söyleyeyim. Benim çektiğim bütün videolar tamamen amatörce. Üzerinde hiçbir oynama yapmadan direkt olarak YouTube'a atlıyorum. O yüzden şimdi herhangi bir kusurum olursa, dil sürtüşmesi olursa affola. Şimdi geçen hafta bir video paylaştım. Çünkü bana birkaç arkadaşımdan soru geldi. Dedi ki yani telefon fyatları nedir, ne kadar alırsınız, bir asgari ücretli bir insan telefon alabilir mi, taksitten alabilir mi, komisyonlar nedir diye. Bunları içerleyen yani önceki videomda anlattım hepsini. Eğer açıp izlerseniz hani orada burada diye çıkmayacak çünkü bilmiyorum nasıl konulacağını da direkt o yüzden söylüyorum. Geriye dönüp videolarıma bakarsanız orada fiyatı göreceksiniz, bir telefon almak ne kadardır diye ya da taksitten alabilir miyim diye onu göreceksiniz. Şimdi bir arkadaşımız bana mesaj atmış. İtalya'da ev kiralama şartları ve fiyatları nelerdir diye. Aslında bu birkaç kişinin sorduğu bir şey. Bunun için bu videoyu çekiyorum ve sizden paylaşacağım. Beğenirseniz lütfen videoyu beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Dediğim gibi çok amatörüm, çok yeniyim. Bir kusurum olursa da affola. Eğer beğenip paylaşırsanız da çok sevinirim, bana destek olursanız da. Şimdilik başlayalım. Şimdi arkadaşlar, İtalya küçük bir ülke değil. Yani nasıl Türkiye'de İstanbul'un ev kiraları farklı, Bursa'da farklı, Ankara'da farklı, Antalya'da, Bodrum'da farklıysa burada da farklı. Yani tüm olarak anlatamam ama kendi bulunduğum Firenze bölgesi, yani sizin bildiğiniz deyimle Floransa şehrinin fiyatlarını söylerim. Yani Toskana bölgesinde oluyor bu. Ama diğer tarafları söyleyemem, bilmiyorum. Mesela Milano daha yüksek fiyatların olduğu bir yer. İşte Roma daha düşük fiyatların olduğu yer. Napoli çok düşük fiyatların olduğu yer. O da tabii bölge bölge değişiyor. Ya da ne bileyim başka başka bölgeler. Ben Toskana ve Firenze bölgesini anlatayım size. O da dediğim gibi yani her yer aynı değil. Ama nasıl kiralarsınız? Ne istiyorlar sizden? Aylık nedir? Ya da fiyat aralığı nedir? Ya da şöyle söyleyeyim, kontratı nasıl yaparsınız? Ya da yıllık zam oranı nedir diye bunları size anlatabilirim arkadaşlar ve bunları anlatacağım. Bir arkadaşlar, şunu hemen başlayayım. Eğer bir ev kiralamak istiyorsanız, ilk başta fiyattan önce konuşayım. Mutlaka çalışmanız lazım arkadaşlar. Yani benim cebimde 30 bin euro var, 40 bin euro var. Ben mal sahibine parayı basacağım, bu daire tutacağım derseniz biraz zor. Vermiyorlar çünkü hani sizde belki nakit vardır, 1 yılı 2 yılı parasını peşin veririm, daireyi tutarım diyorsanız biraz şanslısınız demektir. Çünkü kesinlikle iş kontratı istiyorlar. Yani iş kontratınız 3 aylıksa inanın bana 3 aylık veren ev sahipleri de var. İş kontratınız 1 yıllıksa 1 yıl veriyorlar. 2 yıllıksa 2 yıl veriyorlar. 3 yıllıksa 3 yıllık, işte sınırsızsa 4-5 yıllığa kadar veriyorlar. Şimdi şöyle söyleyeyim. Kontratınız yoksa da oturamaz mıyım derseniz, hani ev sahibi vermez mi ya benim param var derseniz, şöyle bir olay var. Mesela bazıları kontratlı geniş bir daire alıyorlar ve odalarını kiraya veriyorlar. Ama bu tamamen yasal bir olay değil, onu söyleyeyim. Yani bunun üzerinden rezidans yapabilir misiniz? Yani adres kaydı yaptırırlar mı yaptırmazlar mı, anlaşacağınız kişiye bağlı açıkçası. Mesela diyelim ki adam bir tane 3+1 ev tutmuş ya da birileri, öğrenciler. Özellikle bunu öğrenciler için anlatıyorum. 3+1 tutmuş, gelen öğrencilerini oda başı kiraya veriyor. Belki adres kaydı yapmıyor ama dışarıda tek başına tutamayacağı ve o yüzden oda paylaşıyor. İşte buna ne geliyor? Elektriği, suyu, gazı içerisinde, işte interneti içerisinde öğrenci belli bir fiyatları veriyor. Arkadaşlar, bunun için de hemen söyleyeyim. Öğrenci arkadaşlara söylüyorum. Floransa kentine gelen olanlara. Evi nasıl bulacaksınız? Arkadaşlar, emlakçıya gitmeyin. Öğrenci arkadaşlara ilk başta söyleyeyim. Üniversite kapılarına gittiğiniz zaman ev arkadaşı arayan kişiler var. Ve hepsi böyle şey yapmışlar, liste yapmışlar. İşte benim evim 3+1, 2 oda boş, işte bir oda boş, işte fiyatı budur budur diye. Emlakçıya giderseniz komisyon vereceksiniz. O yüzden gittiğiniz üniversitenin kapılarına bakın. Orada ev arkadaşı arayan insanlar var. Yani onlara giderseniz elektrik, su, doğalgaz her şey içerisinde ödersiniz. Size daha uyguna gelir. Çünkü çoğu üniversite öğrencisi bu konuda hata yapıyor. Yani direkt emlakçıya gidiyor. Arkadaşlar, bizim orada nasıl emlak piyasası belli bir şeyse, yani hani öğrenciler daha yüksekse, burada da aynısını uyguluyorlar. O yüzden lütfen üniversite öğrenci arkadaşlarıma tek tavsiyem, buraya geldiğinizde
Tamam, gidin bir hostelde, otelde ya da tek kişilik bir odada nerede kalıyorsanız kalın. Bir yer bulun. Ama ev kiralama işinde lütfen üniversite kapılarının girişlerine bakın. Çünkü bakmıyorsunuz. Bakmadığınız için de göremiyorsunuz arkadaşlar. Yani o konuda sizlere vereceğim tek tavsiye bu. Hani geldiğinizde lütfen üniversitelere gidin ve bir bakın kapılara. Orada ev arkadaşı diye aranıyor, uyguna getirirsiniz. İkincisi, buraya oturmak için gelenler, oturum için gelenler, burada yaşamayı isteyenler için de şunu söyleyeyim. İşiniz yoksa ev kiralamanız biraz zor. Aslında çok da zor demeyelim ama kaçak, hani böyle mesela mal sahipleri var. Vergi vermek istemeyenler işte evini kiraya veriyor ama kontrat yapmıyor ya da ne bileyim kontrat yapsa bile adres kaydı yapmıyor, verdirtmiyor size. Ama şöyle diyebilirim. Eğer diyelim ki çalışıyorsanız, çalışma izniniz varsa, kontratınız varsa ev kiralamanızda sıkıntı yok. Fiyatlara gelelim. Arkadaşlar ben Toskana bölgesinin Firenze eyaletinde oturuyorum. Burada merkezde yani Duomo dediğimiz, Cento dediğimiz tam merkezde, Floransa'nın merkezinde bir ev kirası. Monolokal dedikleri yani 0 artı 0 evler 900 liradan başlıyor. Hani temiz bir ev tutarım diyorsan 0 artı 0 işte merkezin tam ortasında diyorsanız 900 euro kirası var arkadaşlar. 900 euro kira artı su artı elektrik artı gaz. Binada oturuyorsanız da bina elektrik aidatı, elektrik falan diyoruz ya biz onları, elektrik temizlik aidatı oluyor. Yani diyelim ki 900 lira verdiniz. Monolokal dedikleri 0 artı 0'a. Elektriğiniz var, suyunuz var, gazınız var. Bir de sanırsam zaten onlar standart 50 euro gibi de aidatınız var. Yani 950 bir etti mi? Çok fazla su kullanmadınız diyelim. 2 ayda bir su faturaları geliyor. 50 euro da etti. 50 euro da elektrik etti. 60 euro da gaz etti. Yaklaşık işte 1200 euro civarını işi kurtarırsınız. Ama dersiniz ki benim için işte ikamet adresi önemli değil. Ben kalacak bir yer arıyorum. O zaman da internette Immobiliare.it diye bir site var arkadaşlar. Hemen size söyleyeyim. Hatta nasıl yazıldığını da söyleyeyim. Oradan bakarsanız eğer bininde bakmanıza gerek yok. Kiralık bir yer bakacaksınız. Immobiliare.it arkadaşlar şöyle nasıl yazabilirim? Gösterebilirim. Hemen şöyle göstereyim. Immobiliare.it. Aslında bunu aşağıya linke paylaşırım. Olmadı yorumlara paylaşırım. Oradan bakabilirsiniz. Buradan ev bulabilirsiniz. Yani genelde de çıkıyor buradan evler. Daha uyguna da çıkıyor. Haberiniz olsun. 900 liradan başlıyor merkezlerde. 3 artı 1, 4 artı 1 derken arkadaşlar bir de 3 artı 1 diyorlar ya şuna dikkat edin. Salonunu 3 artı 1 dediklerinde ya da 3 tane oda dediklerinde salona da katabiliyorlar. Yani 2 artı 1'i 3 artı 1 diyebiliyorlar. Anladın mı? Yani bundan mutfağa da katıyorlar. Affedersiniz tuvaleti bile katıyorlar. Haberiniz olsun yani. 2 artı 1 mi? 3 artı 1 mi? Bundan emin olmanız lazım. Yani hani şey demeniz lazım. Hani 2 oda mı? Bir salon, bir mutfak mı? Yoksa hepsi birlikte içinde mi? Çünkü bazen mutfağı bile oda olarak sayıyorlar. Yani bir oda düşünün. Onu oda olarak sayıyorlar. 900 liradan başlıyor. Merkezden bahsediyorum. Yani Floransa merkez işte Santa Maria Novella, işte Santa Croce, San Marco, Piazza Michelangelo. Oralarda 900 liradan başlıyor. 2400 bandında devam ediyor. Daha lüks bir yerlere giderseniz ve birazcık daha üstte bu Michelangelo Tepesi'ne dediğimiz yani Firenze'yi kuş bakışı gören yer 4000'e kadar da çıkabilir. Aslında bunun sınırı da yok ama minimum şöyle söyleyeyim en basitinden. Minimum 600 lira diyelim biz size ama oda olarak konuşuyorum. 2 artı 1'leri geçtiğiniz zaman 1200-1300 euro. Ama çok eski binalar, yeni bina aramayın bunlarda lütfen. İşte 1200-1300, 1400-1500-2000 euro, 2200 euro. 3 artı 1'e geçtiğiniz zaman da 1500-1600 ve üst rakamlar diye devam ediyor. Şimdi dediğim gibi kontratınız yoksa ev tutmanız çok zor. Şimdi biraz Firenze'nin yani Floransa'nın biraz böyle 10 metre, 10 kilometre bir dışına çıkın. Arkadaşlar burada trafik derdiniz olmadığı için ben
40 kilometre uzağında oturuyorum merkezin. Hemen söyleyeceğim kaça da ev tuttuğumu da söyleyeceğim. 40 kilometre merkezinde oturuyorum. O yüzden daha uygun ödüyorum. Şimdi bir 10 kilometre geri geldiğiniz zaman Floransa'dan merkezden çıktığınız zaman yani Firenze merkezden çıktığınız zaman bu fiyatlar nereden baksanız %30 düşüyor. Yani 900'de bulduğunuzu bu sefer 600'de 500'de bulabiliyorsunuz. Yani stüdyo bir daire ya da monolokal dedikleri 0+0 1+0 400 liraya bulabiliyorsunuz ya da 500 liraya bulabiliyorsunuz. Ve burada şey şöyle söyleyeyim. Otobüs yetitte mi diyoruz? Yetitte olayı çok fazla var. Yani burada sokakta kalma gibi bir şansınız yok. Yetitteniz var. Yani gece yürürseniz bile başınıza bir sıkıntı gelmez burada. Yani öyle bir yer değil yani. Bir de hani diyelim ki bir arabanız var ya da hiç arabanız yok. Bisikletle gidip gelebilirsiniz. Ben 1 yıl 2 yıl boyunca araba olmadan önce 1-2 yıl boyunca hep bisikletle evime gidip geldim. Yani yaklaşık merkeze 16-17 kilometreydi. Bisikletle gidip geliyordum ya da trenle gidip geliyordum. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Şimdi Firenze'nin 10 kilometre gerisine çıktınız 600 liradan işte 1400 liraya kadar ev bulabilirsiniz. 2+1, 3+1 işte 1500 liraya 3+1 ama daha büyük bir daire, daha temiz bir daire, bahçesi olan bir daire ya da büyük bir balkonu olan bir daire ya da teraslı bir daire bulabilirsiniz. Birazcık daha kilometre geriye gelin yani şöyle diyeyim 20 kilometre. Bu arada ben 40 kilometre 45 kilometre geride oturuyorum. Bir 20 kilometreye daha gelin. O zaman da arkadaşlar bu limit 600'den 2+1'ler çünkü geriye geldiğiniz zaman aile oluyor. Yani öğrenci hayatı bitiyor, aile hayatı başlıyor. Zaten Firenze'de oturanların çoğu turizm amaçlı oturuyorlar ya da turizm amaçlı kira ev almışlar, kirayı veriyorlar diye düşünün. Yani çalışanlar da var, oturanlar da var ama birazcık daha sessizlik, sakinlik istiyorsanız 20 kilometre daha geriye geldiğinizde 600'den 1000 euro arasında çok rahat 2+1, 3+1 bulabiliyorsunuz. Çok rahat bulabilirsiniz. Ve kapalı otoparkı var bunların. Yani öyle söyleyeyim. Birazcık daha 30 kilometre geriye geleyim. Bu sefer de 800 liraya çok rahat 2+1 daire bulabiliyorsunuz. Ve bu yerler muhteşem. Gerçekten yaşanacak yerler. Biraz bana doğru geldiğiniz zaman ise 40 kilometre geriye geldiğiniz zaman 350 euroya 2+1, 3+1 hatta biraz arabanız olması lazım ama böyle 45 kilometre geldiğiniz zaman mesela ben 1+1 hatta stüdyo bir evde oturuyorum özür dilerim 220 euro veriyorum elektriğim suyum içerisinde bir tek doğalgazımı ödüyorum o da 2 ayda bir geliyor o da 48 euro civarında bir şey geliyor 220 euro para veriyorum evime ama elektriğim, suyum benim bedava ve kaydım var. Yani 4 yıllık kontratım var. Şimdi ikinci konuya gelelim. Şimdi bu tarafa geldiniz, 40 kilometre geriye geldiniz. Aracınız var, ulaşım imkanınız var. Ve çok rahat arkadaşlar. Hani İstanbul'dan bir ucundan bir ucuna gittiğiniz zaman, böyle 40 kilometre gittiğiniz zaman belki 4-5 saatte zor gidersiniz. İnşallah gidersiniz da. Burada yarım saat 40 dakikada 40 kilometre yapıyorsunuz. Açıklığına istiyorum ve ben her gün şehir merkezine gidiyorum çalışmak için ve geri dönüyorum. Yani 45-50 dakikada şehir merkezine gidip gelebiliyorum kendi aracımla 45 kilometre yol yaparak. O yüzden mesela burada ben geçen gün hani evimi değiştirmek istedim. Birazcık daha büyük bir evi taşınmak istedim. Triplex B'yi buldum arkadaşlar. Aslında tutmadım. Aslında o da benim aptallığımdı sanırım. 350 euro birinci katında giriş katında salon ve mutfak vardı. İkinci katında 2 oda vardı. En üst katında da bir oda vardı. 3+1 triplex bir daire. Bir tek otoparkı olmadığı için tutmamıştım. Çünkü hem arabam ve hem motorum olduğu için otoparka koymak istedim. O yüzden tutmamıştım. 350 euro'da dedim ki istemiyorum dedim. Düşündüm. O kadar bir açık öldüm. Dedim ki 350 euro para vereceğim. Böyle bir eve geçeceğim. Ama otopark yok dedim. Kusura bakmayın dedim. Ben istemiyorum. Kim mal sahibi dedi ki gel dedi 300 euro'ya verim dedi. Yok dedim istemem dedim ama tutulmuş. Şansa işte. Yani ben 350-400 euro civarında bir ev arıyorum. Kapalı otoparkı olan böyle birazcık da bahçesi olan. O yüzden bu şekilde. Hani birazcık daha geri geldiğiniz zaman hatta 350-400 euro da bulabiliyorsunuz çok rahat. Floransa'nın böyle 40 kilometre 45 kilometre gerisine geldiğiniz zaman. O da dediğim gibi merkez değişiyor. Benim oturduğum yer çok küçük bir yer. Birazcık da biraz yaşlılar var ama huzur veriyor açıkça ve net söyleyeyim. İşime yakın olduğu için burada oturuyorum. O yüzden bu fiyatları tutabilirsiniz. 350 euro da var yani açıkçası. Ben 200 liraya kalıyorum ama stüdyo bir daire. Bunlar monolokal diyorlar. Stüdyo bir dairede kalıyorum ama dediğim gibi değiştireceğim inşallah. Sıkıntı olmazsa. Şimdi kontrata gelelim.
İşiniz var, hazır diyelim. Kontratınız var. Ev sahibine anlaşacaksınız. Arkadaşlar, güzel, bomba gibi bir haber. Arkadaşlar, yıllık artış yok. 4 yıldan beri aynı evde oturuyorum. 4 yıldan beri de aynı parayı veriyorum. Yani 4 yıl olmadı aslında. 4. yılımda bitiyor benim kontratım. Belki o zaman biraz zam gelebilir ama şey yok. Kira artışı yok. Hep aynı. Tabii 2,5 yılı geçti. 2,5 yıldan beri sabit. Hatta 2,5, 3. yıla girdim neredeyse. 220 euro kira ödüyorum arkadaşlar. Yani hani böyle bir Türkiye gibi sürekli değişen bir kirası yok. Yani ben belki maaşım da çok değişmiyor. Yılda böyle 10 kuruş, 15 kuruş saat başı zam geliyor ya da gelmiyor ama kiram da artıştığında da değişmiyor. O yüzden bununla korkmayın. Yani bir sözleşme yaptığınız zaman genelde 4 yıllık eğer iş kontratınız varsa ve mal sahibi onay verirse korkmayın. Hani seneye acaba 1500 lira verirken 3000 euro olur mu? Hani bizim Türkiye'deki gibi olmaz. Ben 3 yıldan beri 220 euro kira veriyorum. Ve hiç değişmedi. Yani enflasyon hissedilebilir bir enflasyon yok. Açıkçası neyse yiyecek bölümüne girmeyeceğim bunu. Çünkü bir dahaki videomda videoları çekerek anlatacağım. Eğer yapabilirsem de videoları ekleyeceğim. Aldığım fiyatları size göstereceğim açıkçası. Demek istediğim bu yani. Yani ev kiralama olayında sıkıntınız yok. Şehir merkezinin içerisinde ev fiyatları yüksek. Ama benim param var tutarım diyorsanız da yıllık bir artış olayı yok. Yani yaptığınız sözleşmeye bağlı. Bu arada sözleşmeniz dolmadan ev sahibiniz sizi evden çıkartamıyor, haberiniz olsun. Ta ki kirayı ödemediğiniz süre zarfı içerisinde. Ama kirayı ödüyorsanız ev sahibinin size Türkiye'deki gibi şu mazeret olmaz. Ya benim oğlum Almanya'dan geliyor, kızım yurt dışından geliyor diye bir mazeret olmaz. Sözleşmesinin bitmesini bekliyorlar. Aslına bakarsanız benim mal sahibim beni çıkartmak için can atıyor ama sözleşmeye bitmesini bekliyor. Birkaç kez tartışmıştık açıkçası. O yüzden çünkü şey birazcık da ırkçı aslında. Aslında bu evi ilk tutarken ben fazlaya bile tutmuşum. Sonradan öğrendim. 0 artı 0'ı. Yani dediğim gibi 220 euroya da var. 300 euroya da var. 350 euro 3 artı 1 de var. Sizin nerede tutmak istediğinizle bağlı. Arabanız varsa şehir merkezlerinden uzaklaşırsanız fiyatlar nereden baksanız yarı yarıya düşüyor arkadaşlar. Umarım bu videoyu beğenirsiniz. Umarım bu video size açıklayıcı gelir. Eğer kafanıza takılan bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ben oradan da size cevaplarım. İstediğiniz bir video varsa çekmemi istediğiniz bir video onu da söylerseniz arkadaşlar seve seve keyiften çekerim size. Şimdiden beni dinleyip izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Eğer videomu beğenirseniz bana destek olmak için beğen tuşuna basın, abone olun ve videomu lütfen paylaşın. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın. İtalya'dan herkese selamlar.